Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasını yapacağız tarih branşı adına. Haydi bakalım hazırsanız başlayalım. Müzik Evet, ilk sorumuz aslında banko soru diyebiliriz buna sevgili gençler. Dikkat edelim. 1789 yılında Fransa'da meydana gelen ihtilalin sebepleri neler olabilir? Evet Fransız ihtilalinden bahsediyor burada biliyorsunuz. Şimdi bunları yazarken ben konuşacağım. Bazen buraya kısa kısa notlar da alacağım. Bazen uzun notlar da alacağım. Siz de buna göre dikkat ederseniz notlarını alırsanız yanınızda not defteriniz ve kaleminiz olursa çok güzel istifade edersiniz ve yazılıya güzel bir şekilde hazırlanmış olursunuz. Tabii ki burada sevgili gençler tahmin ediyoruz biz. Umarız ki bunlar çıkar. Biz de çok büyük bir faydalı oluruz sizlere. Böyle bir niyetimiz var. Haydi bakalım sizlerle ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi 1789'da Fransa'da meydana gelen İstilal'in sebepleri neler olabilir? Bakın şimdi bir defa İhtilale giden bir süreç vardı bunun öncesinde İngiltere ile Fransa arasında meydana gelen 7 yıl savaşları vardı arkadaşlar bunu bir defa unutmuyoruz 7 yıl savaşları ne yaptı Fransa ekonomisine müthiş bir darbe vuracaktı ve bu darbeyi kapatabilmek için yani o ekonomik açığı kapatmak için Fransa kralı ne yapacaktı ek vergiler koyacaktı e vergiyi koyan kim? Ver, e, vergiyi koyan kral e, ödeyen kim halk ödüyor. İşte halk artık bu aşırı vergilerden ne yapacaktı? Bunalacaktı, sıkılacaktı ve e, bunu vermek istemeyecekti. İşte ihtilalin en temel sebeplerinden bir tanesi de ekonomik olacaktı. Ardından sevgili gençler, halkın sosyal sınıflara ayrılması tabii ki bu çok çok önemli bir durumdur. Ee, halkın sosyal sınıflara ayrılması nedir? Şimdi bakın e, vergiyi kral ve ailesi vermez, vergiyi din adamları da vermez, e, asker sınıfı da vermez. Kim verirdi vergiyi? Tüccarlar verirdi, halk verirdi, köylü verirdi. İşte bu nedenle ne yapar çok ağır gelecekti onlara ve 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 bu sosyal sınıf ayrımının bu şekilde bir etkisi olacaktı e, bura e, sevgili gençler. Ardından ABD'de e, meydana gelen ABD'de meydana gelen sevgili gençler ihtilal olacaktı ve Amerika Birleşik Devletleri kurulacak biliyorsunuz 13 koloninin etkisiyle George Washington e, önderliğinde 1. ve 2. Philadelphia kongrelerinden sonra kurulacak ve ABD'de meydana gelen arkadaşlar bu ihtilal ne yapacaktır Fransız ihtilalini tetikleyecekti böyle bir durum söz konusuydu ardından e, kralın ve soyluların nesi vardı keyfi uygulamaları vardı. Bu da mesela Fransız ihtilalinde çok çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkacak. İşte bu vergilerin bir kısmı keyfi uygulamalara gidecek. Bu da sıkıntı meydana getirecekti. Ve yine onu unutmayalım hep söyledik. Aşırı vergiler arkadaşlar halktan toplanan aşırı vergilerin çok büyük bir yine etkisi olacaktı. Ve yine halkın sevgili gençler bakıldığında hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması bu da çok çok önemli bir etken olarak karşımıza gelecekti bunlar Fransız İhtilalini tetikleyen unsurlar olacaktı. Tabii ki Jean-Jacques Rousseau'nun, Dideron'un, Montesquieu'nun eserleri de bunda etkili olacaktı. Çünkü bir ihtilal öyle hadi bakalım tepeden ben ihtilal yapıyorum demek de olmaz. Büyük bir hazırlık safhası vardır. Bu durumda işte o yazarların, o entelektüellerin, o aydınların düşünceleri sevgili gençler, Fransız İhtilalini fikri açıdan halkı hazırlamakla e, ne yapacaktı e, karşımıza çıkacaktı. Haydi bakalım bir sonraki soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar, Fransız İhtilali ile Avrupa ve dünya siyaseti, hukuku ve toplumların sosyal yapısı değişti. Buna göre ihtilalin getirdiği sonuçlar neler olabilir? Evet, bir dahasa Fransız İhtilali mutlak monarşik krallıkların artık meşruti monarşiye doğru kaydığı bir düzleme bizi getirecekti. Buna göre Fransız İhtilali'nin getirdiği bu sonuçlar imparatorluklar ve krallıkların sonunu yavaş yavaş tabii ki zaman içerisinde getirecek ki Osmanlı'dan. Biz bunu bil bileceğiz. Buna göre sevgili gençler eşitlik değil mi? Ardından özgürlük. Bakın bunlar önemli. Mutlak monarşilerde çok da olmayan bir durumdu bunlar. Milliyetçilik sevgili gençler bu kavramlar çok çok önemlidir ve mutlaka karşımıza yazılarda çıkar. Demokrasi değil mi? Hatta meternik buna karşı gelecekti. Milli egemenlik. Milli egemenlik arkadaşlar e, gibi kavramlar ne yapacaktı gibi kavramlar az önce söylediğim buraya da yazayım imparatorlukların mutlak monarşilerin, imparatorlukların sonunu getirecektir arkadaşlar. Bakın bu bir defa siyasi açıdan çok çok etkileyecektir. Ee, Osmanlı düzleminde de bunu zaten gördünüz. Sonunu getirdi. Bu bir defa önemli bir sonuç olarak karşımıza gelecekti. Ardından liberalizm değil mi arkadaşlar? Ee, gibi serbest ekonomik modeller ortaya çıkacak ve liberalizm ile milliyetçiliğin Arkadaşlar milliyetçiliğin yayılmasıyla birlikte he, Avrupa'da Avrupa'da ne gibi bir devlet anlayışı çıkacak? Arkadaşlar bunları ben yazmak istiyorum. Sizler de not ederseniz çok iyi olur. Ulus devlet anlayışı. Evet işte bakın bu önemli. Günümüze kadar etkilemiştir bunu. Ulus devlet anlayışı ortaya çıktı. İşte bu durum imparatorlukları çok olumsuz etkileyecekti. Ardından sevgili gençler yine bakıldığında e, feodal sistemler e, işte o sınıf ayrımı. Evet sınıf ayrımı ortadan kalkacak. Tabii ki zaman içerisinde olacak bunlar. E, sevgili gençler ha deyince olmuyor. Yani uzun bir süreç istiyor bu. Ardından yine bakıldığında millet egemenliği. Süreci başlayacaktır ve burada bakıldığında hukuki siyasi sosyal bakımdan e, toplumları etkileyecektir Fransız ihtilali bu şekilde yazdığınızda ve hatta buna benzer ekleyebilirsiniz bunlar arkadaşlar sizlerde e, yazdığınızda bu tip bir soruya doğru cevap vermiş olursunuz ve bir sonraki soruyla da devam etmiş olursunuz haydi bakalım. Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısından faydalanarak Osmanlı topraklarındaki Hristiyan toplulukları milliyetçilik fikri bağlamında Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletler hangileri olabilir? Evet. Tabii ki milliyetçiliğin ortaya çıktığı ilk devlet Fransa'ydı. Fakat milliyetçiliği kullanarak bilhassa en çok etki eden devlet Rusya olacaktı. Bilhassa Balkanlar'da Rusların uyguladığı arkadaşlar Pan Slavizm yani Slav Barışı, Slav Birliği Balkanlarda Osmanlı'yı çok ama çok olumsuz etkileyecekti. Bu şekilde de bu sorumuzu cevaplandırmış olursunuz. Haydi bakalım bir sonraki soruyla devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'ne karşı ilk defa isyan eden bakın ilk defa isyan eden imtiyaz yani ayrıcalık elde eden toplum ve aynı akımın etkisiyle ilk defa bağımsız olan toplum hangileri olmuştur? İlk defa milliyetçiliğin etkisiyle isyan eden Sırplar olacaktır sevgili arkadaşlar. Hatta hangi anlaşmalarlaydı? Bebe yani Bükreş Anlaşmasıyla imtiyaz elde edecek ardından Edirne anlaşmasıyla evet özellik elde edecek ve son olarak da sevgili gençler Berlin anlaşmasıyla Sırplar özgürlük alacaktı peki ilk defa özgürlük alan kim olacaktı Yunanlar olacaktı Yunanlar ise Edirne anlaşmasıyla ben biraz uzun anlattım bunu. Ne yapacaktı? Bağımsızlık alan ilk azınlık unsuru, ilk toplum olacaktı Osmanlı toprakları içerisinde. Evet arkadaşlar, Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı Devletinin milliyetçilik akımına bağlı isyanlardan etkilenmesine neden olan faktörler hakkında bildikleriniz yazınız. Yani Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı Devletinin hangi özelliği, hangi özelliği bu devletlerin yıkılmasına? milliyetçilik akımından etkilenmesine sebep olmuştur. Arkadaşlar, Avusturya Macaristan bir imparatorluktu, Rusya bir imparatorluktu, Osmanlı bir imparatorluktu ve bunlar değil mi? Çok uluslu bir yapıya sahiplerdi. Çok uluslu bir yapıya sahip olmalarından dolayı, çok uluslu yapıya sahip olmalarından dolayı ne yapmışlardır? Milliyetçilik etkisi bu devletlerde bu imparatorluklarda etkisini daha fazla göstermiştir ve bu imparatorluklar parçalanmıştır. Haydi bakalım, sonraki soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar, sanayi inkılabının ilk önce İngiltere'de ortaya çıkmasının sebepleri hakkında bildiklerinizi yazınız. Evet, sanayi inkılabı 1750'li yıllarda işte o buhar gücünün sanayide kullanılmaya başlanılmasıyla seri üretime geçildi ve İngiltere'de başta olmak üzere sanayi devrimi gerçekleşti. Peki neden İngiltere? Yani soru bize bunu soruyor. Bir, İngiltere'nin hangi özelliği vardı? İngiltere'nin sevgili arkadaşlar bakıldığında ee, geniş sömürgelere sahip olması bu çok önemliydi. Ardından sevgili gençler yine İngiltere'de e, ham madde birikimi sömürgeciliğin etkisiyle ham madde birikimi çok çok fazlaydı. Bu da sanayi kılavunun İngiltere'de çıkmasının ana nedenlerinden bir tanesiydi. Ve yine sömürgesi ne kadar çoksa geniş pazar imkanına sahip olması yani ürettiği malı satabiliyor aynı zamanda bu da çok önemli geniş pazar imkanına sahip olması da İngilizlerin sanayi devrimini baya baya bir ileriye götürmesine sebebiyet vermiştir ve yine önemli bir durum daha vardır özgürlükçü düşünceye sahip olması bunların hepsi Sevgili gençler çünkü sanayi demek aynı zamanda bilimsel faaliyetlerin de özgürce yayılması demektir. Özgürlükçü düşünceye sahip olması da vardır. Neden? Çünkü sanayi demek mucit demektir, icat eden demektir ve bunu da özgürlükçü bir kafayla yapabilirsiniz. Bu şekilde yazdığınızda bu soruyu da cevaplandırmış olursunuz. Evet arkadaşlar sanayi inkılabının getirdiği endüstriyel üretime geçemeyen toplumlar nasıl etkilenmiş olabilir? Evet sanayi inkılabı bir defa seri üretim demektir. Ve sevgili gençler bakıldığında şöyle diyelim sanayi üretimine geçemeyen bakın sanayi üretimine geçemeyen toplumlar e ne yapacaklar? Üretim yok. Bu sefer neye dönüşecek bunlar? tüketim ekonomisine e, dönüşecektir. Yani sanayi üretimine geçemeyen toplumlar kendi toplumunun da ihtiyacını karşılayamadığından ne yapacaktır? Dış alım yapacaklardır ve dış alım yaptıklarından dolayı sevgili gençler ne yaptı? İthal toplumu oldular. Yani bir diğer manası bunun tüketim ekonomisine geçiş yaptılar arkadaşlar. E tüketim ekonomisine geçtiğiniz zaman siz ne yapamıyorsunuz? Üretim yapamadığınız için bu sefer paranızın da kıymeti tabii ki azalıyor. Bu durum ülkelerde enflasyonu getiriyor ve enflasyonun olmasıyla birlikte ne yapacaktır? E, halkın e, ekonomik gücü zaman içerisinde zayıflıyor. İşte bakın sanayi inkılabına geçemeyen ülkelerdeki en büyük olumsuzluklar bunlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı getirdiği fikirler etrafında oluşan ve Avrupa'da ortaya çıkan ideolojiler, ihtilaller nelerdir? Önce Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi ile biraz arkadaşlar ideolojilere baktığımızda ideolojilere baktığımızda biraz arkadaşlar liberalizm ne olacaktı? Serbest ekonomik sistem, ardından kapitalizm yine önemlidir ve bunlara tepki olarak sosyalizm doğacaktır. Evet, Avrupa'da bilhassa etkili olacak. Hatta Rusya'da değil mi? Bu e, sosyalizm bir devlet politikası haline gelecekti. İhtilallere baktığımızda ise, ihtilallerde ise biz sevgili arkadaşlar 1830 ve 1848 ihtilallerini göreceğiz ve Avrupa'yı ne yapacak şekillendiren ihtilaller ve ideolojiler olarak günümüze kadar gelecektir bunların etkisi. Haydi bakalım bir sonraki soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar, mutlakiyetçi monarşilerin ya ne demek mutlakiyetçi monarşi? Aslında krallık demek, padişahlık demek, imparatorluk demektir. Anayasal monarşilere ise sevgili gençler o dönemki ismiyle bilhassa Meşruti yönetim tarzları diyebilirsiniz. Bunlar daha sonra demokrasi, cumhuriyet olacaklar zaman içerisinde dönüşmesine etki eden faktörler nelerdir? Şimdi bir defa sevgili gençler Fransız ihtilali bunda çok ama çok etkili olacaktır ve Fransız ihtilalinin ortaya çıkarttığı ortaya çıkarttığı anayasal yönetim anayasal yönetim anlayışı ne yapacaktır? mutlakiyetçi yönetimin anayasal monarşilere dönüşmesine sebebiyet verecekti. Buradaki en büyük faktör şudur. Mutlakiyetçi monarşilerde kral vardır. Ve kral her şeydir arkadaşlar. Hatta ne diyordu Louis? Ben demek devlet demek, devlet demek ben demektir. Bu mutlaki, mutlak monarşilerin... Ee, Tek bir cümlede özetlenmestir ama anayasal monarşilerde ise meclis vardır arkadaşlar. Ve burada e, kral veyahut da padişah, imparator ne derseniz deyin yetkilerini bir meclise paylaşır. Meclis demek halkın artık yönetimde olması demektir arkadaşlar. Yani kısmen de olsa meclis ne yapıyor? E, devreye giriyor ve kral, imparator yetkilerinin bir kısmını bu mecliste paylaşıyor. Bu açıdan önemlidir ve bu faktörler sayılabilir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 18. ve 19. yüzyıllarda yani 1700 yıllardan itibaren askeri alanda yoğun olarak ıslahat yapmasının sebepleri neler olabilir? Tabii ki bakıldığında bu ıslahatlar, yenilikler askeri alanda yoğunlaşacak. Lale Devri hariç neden peki? Çünkü arkadaşlar e, uzun süren savaşlar değil mi? Artık eskiden ne yapıyordunuz? Siz düşünün iki buçuk üç saatte Muhaç Meydan Muharebesi'ni yapıyordunuz. E, galibiyetle bitiriyordunuz. Artık bu devirler bitti. Uzun süren savaşlar ve bu savaşlardan yenilgiyle ayrılması. Osmanlı ordularının bu çok önemli bir etken olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Ardından Avrupa'da Avrupa'da e, askeri... Askeri teknolojinin ne yapması arkadaşlar? ilerlemesi Bu da çok çok önemlidir. Ee, ve genelde de ilerlemeler ilkin askeri veya tıp alanında olur. Daha sonradan halka sirayet eder. Ve Avrupa'da müthiş bir askeri teknoloji var. Ve bu teknolojiyle Osmanlı mağlup oluyor. İşte bunun çarelerine bakılacak. Ve askeri ıslahatlar yapmaya e, başlayacaktır Osmanlı Devleti. Bu çok önemlidir. Ardından iç isyanların bastırılmak istenmesi bu da çok çok önemli bir etken olarak karşımıza e, gelecektir. Çünkü iç isyanlar da Osmanlı'yı olumsuz etkileyecek bilhassa Yeniçeri Ocağı'nın isyanları. Sevgili gençler bu soruda bu yanıtları verdiğimiz takdirde doğru cevabı da vermiş oluruz. Bir sonraki soruyla devam ederiz. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda gerçekleştirdiği ıslahatlar sonucunda yapılan orduların isimleri nelerdir? Yani 1800 yıllarda hatta bu 3. Selim döneminin sonlarını 2. Mahmut döneminin başlarını da kapsayan bir dönemdir bu. Birincisi Nizam-ı Cedid ordusu vardır. 3. Selim'in şehadetiyle bitecektir bu öldürülecektir. Modern ordudaki İlk ciddi teşebbüstür Nizam-ı Cedid ordusu. Ardından 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılması vardır. Bu çok çok önemli bir adımdır. İkinci Mahmut zamanında sevgili gençler. Sonrasında Eşkinci Ocağı kurulacak. Tam olarak gerçekleştirilemeyecektir. Yeniçeri Ocağı bunları biliyorsunuz kaldırıyor. Ardından sevgili gençler yine bakıldığında en önemli unsur olarak bizim... Bunu yazmazsak olmaz... Asakiri Mansure-i Muhammediye. İşte bakın Asakir askerler Mansure zafer kazanmış. Muhammediye Muhammed'in zafer kazanmış orduları anlamına gelirdi. Hatta Muhammedçik daha sonradan Mehmetçik olacak. Şu an biz askere giden gençlerimize askerde olanlara Mehmetçik dememizin ana kaynağı 2. Mahmud'un kurmuş olduğu bu askeri e, sistemin adıdır sevgili gençler. Bu soruda da bunları yazdığımız takdirde başarılı bir şekilde ne yaparız? Cevabımızı vermiş oluruz. Evet arkadaşlar, 3. Selim döneminde kurulan Nizam-ı Cedid ordusunun giderlerini karşılamak amacıyla kurulan hazinenin ismi nedir? Evet, tabii ki yeni bir askeri sistem demek aynı zamanda bir hazinenin de olması demek. Çünkü bir para kaynağı ayıracaksınız. 3. Selim bu hazineye iradı Cedid demiş sevgili arkadaşlar ve İrade-i Cedid'de Nizam-ı Cedid askerlerinin giderleri karşılanmak istenmiştir. Evet arkadaşlar Sultan 3. Selim'in tahttan indirilerek öldürüldüğü Nizam-ı Cedid dönemini son erdiren olayın adını yazınız. Çok güzel. Sizlerden de aslında cevaplar geliyor. Kabakçı Mustafa isyanıdır. Lale devrini patronu Halil 3. Selim dönemi ıslahatlarında Kabakçı Mustafa isyanı ne yapacaktı? 1807 tarihinde sona erdirecekti. Sultan II. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasının sebepleri nelerdir? Evet bunu madde madde yazalım isterseniz ee, daha güzel olur sevgili gençler. Burada en birinci öncelik Yeniçeri Ocağı'nın ben kısaltarak yazacağım bunu disiplinsizliği. Zaten e, yüzyıllardır gelen bir durum bu ta 2. Osman e, şehit edilmesiyle beraber başlayacaktı. Yeniçeri Ocağı'nın disiplinsizliği e, yine Yeniçeri Ocağı'nın Islatılara değil mi arkadaşlar ne yapması e, karşı gelmesi bu da çok çok önemli bir etken olarak karşımıza gelecek. Çünkü ikinci Mahmut yeni ıslatlar yapmak istiyor ama yeniçeri ocağı buna e, engel oluyor. Yine yeniçeri ocağının modernleşmeye karşı çıkması bu da çok önemli etkenler olarak karşımıza gelir sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan yeni ordunun adı nedir? İkinci Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakiri Mansure'yi az önce de söylemiştik değil mi? Muhammediye denilen bir ordu kurulmuştu. Ama bu ordudan evvel hadi onu da söyleyeyim ben size ek olarak ne olur ne olmaz. Şöyle bir parantez içerisinde İlkin Redif birlikleri kurulmuştu değil mi? Hatta türküde de geçer. Kışlanın önünde acepnesi var. Bir çift kundurayla bir defesi var. Redif birliklerinin sesi var. Redif sesi var diyordu. İşte redif birlikleri Asakir-i Mansureyi Muhammediye geçişte kullanılan bir adımdı. Bundan sonra ise Asakir-i Muhammediye olarak 2. Mahmut döneminin modern ordusu kurulacaktı. Evet arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde Avrupa örnek alınarak açılan ilk askeri teknik eğitim kurumunun adı Hendesehane'dir sevgili gençler. Ardından biliyorsunuz Mühendishane'yi evet onları da yazalım. Mühendishane'yi bakıldığında eee Berhümayun Kara Ordusu vardır. Bu da çok çok önemlidir. Ardından mühendisaneyi kara ordusu yetiştirmek için Bahri Humayun kurulacaktır. Ve bunlar Osmanlı'nın e, askeri olarak ilk e, sevgili gençler teknik okulu olarak karşımıza gelecektir. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde zorunlu eğitim dönemi hangi padişah döneminde başlamıştır? Tabii ki 2. Mahmud döneminde arkadaşlar. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bilmiyorsak da hep beraber öğrenmiş olduk. İlk defa zorunlu eğitim 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilecekti. Evet arkadaşlar 2. Mahmut döneminde gerçekleşen eğitim ıslahatları sonucunda kurulan aşağıdaki okulların hangi amaçla açıldığını karşılarına yazınız. Evet 2. Mahmut döneminin önemli e, askeri okullarıdır esasında bunlar. Mektebi Tıbbiye. Sevgili gençler Mektebi Tıbbiye ilk askeri Sevgili arkadaşlar tıp okuludur. Bakın tıp okulu adı üstünde zaten mektebi tıbbiye diyor. Mektebi harbiye ise bakıldığında sevgili gençler günümüzde Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim ve öğretime devam eden askeri okuldur. Yani askeri okul diyebilirsiniz buna da. Böyle bir durumumuz vardır. Harp okulu harp okulunun temelidir. Mektebi marifi adliye ise. Ee, Osmanlı bürokrasisi için bürokrasisi için sevgili gençler işte mülki olacak daha sonradan bu ee, Osmanlı bürokrasisi için e, nitelikli arkadaşlar daha önceden biliyorsunuz bunlar hep Enderun'da yetişirdi şimdi değişiyor nitelikli memur e, yetiştiren okuldur arkadaşlar bu da mesela önemlidir. He, burada şimdi sizi birazcık e, ne yapacağız zorlayacağız. Neden? Çünkü me e, Mektebi Mülkiye. Mektebi Mülkiye ikinci Mahmut değildir arkadaşlar. Bakın Sultan Abdülmecit döneminde e, açılacaktır. Ve biraz önce dedim yani ya, ben Mülkiye diye. İşte bakın aslında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi e, olacaktır. Mülkiye e, esas gerçekte bunlardır. He, ne yapacaktır bunlarda arkadaşlar? Üst düzey üst düzey memur yetiştirmek amacıyla memur yetiştirmek amacıyla ne yapılacak? Sultan Abdülmecit zamanında kurulacaktır arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde not alırsanız daha iyi olur. İkinci Mahmut'la bunu karıştırmazsanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Sultan II Abdülhamit döneminde sosyal devlet anlayışıyla hizmet veren en önemli kurumlar olarak bilinen aşağıdaki kurumların açılış amaçlarını karşılarına yazınız. Evet 2. Abdülhamit'in bilhassa sosyal devlet yönünü ön plana çıkartan e, ve günümüzde hala ismi belki değişti bazılarının değişmediği ismi hala devam ediyor. E, önemli kurumlardır. Darul Aceze arkadaşlar bakın engelli, yaşlı, kimsesiz değil mi? Evet ne kadar güzel kurumlar aslında öksüz kendine bakmaktan aciz olan vatandaşların sevgili gençler burada devletin etkisini görüyorsunuz aslında korunması ve tedavisini değil mi arkadaşlar tedavisini üstlenen kurumdur. Günümüzdeki bunun karşılığı arkadaşlar Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na denk gelebilir. Darül Hayr-ı Ali ise şehit çocuklarının çünkü çok var o dönemde savaşlarda geri gelmeyen değil mi ee, ya da kimsesiz çocukların sevgili gençler bakıldığında eğitilmesi. Amacıyla açılan kurumlardır. Bakın ne kadar e, bunlar önemli kurumlardır. Sosyal devletin olmazsa olmazdır. Ardından himayi etfal cemiyeti, etfal tıfıl yani çocuklar demektir. Burada ise korunmaya muhtaç bakın korunmaya e, muhtaç çocukların bakımı amacıyla ne yaptı? Kuruldu arkadaşlar bu da önemlidir. Şu an Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü diyebilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesinde halen de bunlar devam etmektedir. 2. Abdülhamit döneminde açılan kurumlar. Evet arkadaşlar. Hatasıyla, sevabıyla, eksiğiyle, fazlasıyla bir ikinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışmasının sonuna erdik. Tabii ki çok kaynağımız var. O kaynaklarımızı 30 dakikaya 40 dakikaya sığdırmak tabii ki zor. Ama biz istiyoruz ki yani size bunlar bir özet olsun, bir hap bilgi olsun. Sizler öğretmenlerinizin sizlere verdi, verdikleri, yazdırdıkları notlara, kitaplarınızda bilhassa not, et, not ettirdikleri e, yazılara da bakacaksınız, kontrol edeceksiniz. Bu videoyu da seyredeceksiniz, kendi bilgilerinizi not edeceksiniz ve ona göre yazılıya gireceksiniz. Güzel güzel neticeler alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.